Merhaba değerli arkadaşlar. Kısa bir video ile karşınızdayım. Çünkü bugün burada tanıtacağım tesbihler bir kişiye ait. 4 tesbih bir kişiye ait. Hemen tanıtmaya başlayayım arkadaşlar. Şöyle yeşil bir pelesengim var. Hemen göstereyim onu size. Yeşil bir pelesenk. Detaylarına gireceğiz. Kırık imame. Palafrenli arkadaşlar. Şöyle kalın delik. Duraklar 11'de. Yeşil pelesenk diyorum. Neden kahverengi diyeceksiniz. 9'a 12 ölçülerinde düz ağızlı yumurta kesim arkadaşlar. 9'a 12 düz ağızlı yumurta kesim. Pelesengimiz yeşil pelesenk. Şimdi bu tesbihimiz böyle kahverengi tonunda çıkıyor. Çekildikçe yeşil tonuna dönecek arkadaşlar. Böyle bir pelesengimiz. Doğrudan yeşil çıkanlar da var arkadaşlar. Hatta beyaz tonlara yakın olup böyle sonradan renk aldığında kahverengi tonuna gelen pelesenkler de gördüm. Tamamen yeşil olmayan pelesenkler de var arkadaşlar. Bilginiz olsun. Şimdi bu pelesengimi böyle bırakayım. Şimdi bir tane de aynı ölçü 9'a 12 düz ağızlı yumurta yine kırık imameli abanozumuz var. Abanoz tesbihimiz. Evet. Biraz ipi ince oldu. Bu ipi değiştireceğiz. Şöyle detaylarını göstereyim size. Çekimine bakalım. Şimdi çekim lezzetinden bahsedecek olursak, kıyaslayacak olursak ağaçları. Pelesengin çekim lezzeti abanozun yanından geçmez bile arkadaşlar. Gerçekten çok fark ediyor. Bakın şimdi abanoz çıtır çıtır ses duyabiliyorsunuz geliyor. Pelesenk onun kadar değil arkadaşlar. Pelesengin biraz yol alması lazım. Beslenmesi lazım. Elin yağıyla, vücudun yağıyla beslenmesi lazım. Ya da özel bir yağla beslenmek lazım. Ama bunun da ayrı bir özelliği var. Bu pelesenkte koku olur arkadaşlar. Mis gibi kokusu olur pelesengin. Hepsinin ayrı özellikleri var. Evet. Ama abanoz dediğim gibi sertlik olarak çok iyi arkadaşlar. Yine palafrenli. Onu söyleyeyim. Söylemiştik değil mi? 4 tanesi bir kişiye ait arkadaşlar. Şimdi şöyle bir M14 tesbihim var. Çift renk. Renkler delik ucunda. Çok harika. Gerçekten bu da güzel. Ölçüleri 9'a 12 düz ağızlı yumurta diye hatırlıyorum. Evet. 9'a 12 düz ağızlı yumurta. Kalın delik. Kısa tok imame. Palafrenli. Harika bir tesbih. Şimdi şöyle parafrenini bir gösterelim. Ondan sonra kırık imamemizi gösterelim. Harika çift rengimizde imame altına bakalım. Çok güzel. Duraklar 11'de. Şimdi şöyle bir bakalım. Bir önce enine boyuna bir bakalım. Bakın harika. Çok güzel. Sesine bakalım. M14 gerçekten ses olarak da çok iyi arkadaşlar. Malzememizde damar var aslında. Şu an çıplak gözle göremiyorum. Biraz yakından bakınca anca böyle şu an video mesafesinde göremedim. Yakından bakınca görünür. Bir de renk almaya başladığında daha çok belirgin olur. Evet. Şu çift tarafta şöyle hafif bir ışık vuralım bakalım nasıl olacak. Evet. Evet. Şöyle yansımalar. Biraz fazla gibi geliyor ışık bana. O yüzden. Abi bir ara şöyle tutuyorduk. Dur bakalım tutalım. Çok ışık var. Çok bir şey belli olmuyor. Ama çok güzel bir çift rengi var. Tabii dışarıda tuttuğunuzda bunu güneşe tuttuğunuzda gerçekten çok güzel gözüküyor. Onunla ilgili bir videom da var. Bu malzeme değil ama farklı malzemeydi. Yine de çok güzel gösteriyor. Harika bir duruş oluyor. Evet. Bunu da böyle bırakalım. Şimdi son tesbihimizde M15'ten yapılma 9'a 14. Yine detaylara bakalım. Palafren. Yine kırık imame.
Harika oldu bunlar arkadaşlar ya, harika bir şey ya. Bu kırık imame tasarımlarımız, çalışmalarımız çok iyi. Yani arkadaş istese de imamesini kıramıyor yani. Çok güzel. Pala frenimiz de gerçekten olay olan bir durum. Çünkü istediğiniz boyutta ayarlayıp istediğiniz şekilde tesvinizi çekebilmenize imkan sağlıyor. İpini değiştirmeye gerek kalmadan çok büyük kolaylık o da arkadaşlar. Gerçekten harika. Ya bu hala fikirlerim o yönde geliştirmeye çalışıyorum arkadaşlar. Bir tesbih daha ne kadar güzel çekilebilir? Daha ne kadar fazla lezzet bırakabilir ellerinizde? Bunlar üzerinde çalışmalara devam ediyorum arkadaşlar. Onunla ilgili bir şeyler keşfettiğimde ya da fark ettiğimde yine onları da sizinle paylaşacağım arkadaşlar. Şu anda sistemimiz genelde bu. Tabii bunun içinde cilasızlığı da var. Bunlar cilalı tabii. Şimdi pala fren, kırık imame, düz ağzı yumurta ya da fıçı kesim. Bunlar favori çekimlerimiz ve lezzetlerimiz arkadaşlar. Gerçekten bu modelde yapılan, bu tarzda yapılan tespihlerin lezzeti bambaşka oluyor. Tabii cilasız olmasını da tercih ediyoruz. Tamamen sizin elinizin yağıyla beslensin arkadaşlar. Çünkü hemen söyleyeyim, cila yapıldığında macundur biliyorsunuz. Bunların yapısını mikron derecede deliklerini doldurur ve orayı kapatır. Benim mantığıma göre de havayla temasını biraz engeller ve malzemeyi biraz daha yumuşak yapar. Bunu zaten fark ettiğimizden cilasız yapıyoruz. Cilasızın çekim lezzetinin çok daha iyi olduğunu ve bunlara göre bir tık daha hızlı renk aldığını fark ettik arkadaşlar. Evet. Elinizde parlıyor tabii ki cilasızlar. Neyse siz tabii ki nasıl isterseniz öyle yapıyoruz. Parlak, cilalı ya da cilasız önemli değil. Kırık imame ya da değil önemli değil ama hep kısa tok imame çalışıyoruz. Uzun imameler tavsiye etmiyoruz arkadaşlar. Gerçekten onlar çok kırılıyordu, çok tamire geliyordu ama o sorun neredeyse kalktı ortadan. Evet, tespihlerimiz sahibine hayırlı olsun. İyi günlerde kullansın. Bunların lezzetiyle böyle coşsun coşsun yerinde duramasın. Gerçekten çok güzel tespihler. Tekrar hayırlı olsun. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.